Tabii şimdi işin ekonomik boyutunda hep böyle şey konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin ihracat pazarında işte bölgenin ağırlığı ne kadar diye çok böyle devasa bir ağırlığı yok. Yani ihracat tarafında ana oyunu değiştirecek bir değişiklik şu aşamada beklemiyoruz. Ama tabii bir jeopolitik risk unsuru yani Türkiye'nin-İsrail ilişkileri, Türkiye-Filistin ilişkileri hatta Türkiye-Mısır, Türkiye-Suriye ve Türkiye-İran ilişkilerini de etkileyen bir konu olduğu için şu anda finansal piyasalarda fiyatlaması bir tık daha yüksek. Yani dünya piyasalarından çok negatif ayrışmıyoruz. Ama dünya piyasalarıyla da beraber aşağı gittiğimiz bir dönemdeyiz. Ekonomik anlamda yani bir dış ticaret konusu öyle öne çıkacaksa dediğim gibi çok büyük bir etkisi yok. Ama dolaylı olarak jeopolitik risklerin bizim de çok ilgilendirdiği, bizi de çok ilgilendirdiği bir noktada Türkiye piyasalarında bir satış var. Kurda çok büyük bir hareketlilik yok. Hatta bu sabah işte opsiyon piyasasına da baktım. O tarafta böyle çok sert bir hareketlenme söz konusu değil. Ama borsa cephesinde tabii ki biz bunun aşağı yönlü fiyatlamasını tüm dünya borsalarında olduğu gibi görüyoruz. Bu sabah da şöyle yani güvenli limanlara şöyle bir baktım. Yani dolar talebi tabii ki yüksek ama Asya'da çok ciddi bir yen talebi yok. İşte Euro bölgesinde işte yani Avrupa özeline yönelik riskler söz konusu. Oradan kaynaklı biraz frank talebi var ama ben şu çerçevede yani altın ve petrolü bir ana gösterge olarak takip etme taraftarıyım. Orada eğer bir geri çekilme görürsek özellikle petrolde 87 dolar işte altın içinde 900 dolar hadi bir baz alalım. Bu seviyenin altında jeopolitik risklerde bir aşağı yönlü hareket göreceğiz. Bu da muhtemelen Türkiye piyasalarına yansıması da pozitif olacaktır. Ama yine bir özet, yine bir tekrarlamak gerekirse de açıkçası Türkiye'de ekonomik göstergeleri aşırı derecede etkileyecek bir hareket görmüyorum. Onu belirtmek isterim tabii ki. Petrol ve altın tarafına birazdan daha detaylı bakarız ama ben genel olarak şunu sormak istiyorum. Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde yatırımcının davranışı nasıl olmalı? Burada tavsiyeleriniz neler olur? Yatırımlara nasıl yön vermeli? Şimdi tabii son bir haftada gündemimiz belli ve Borsa İstanbul tarafında da bir düşüş var ama hacimsiz bir düşüş. Yani kabaca aslında şunu söylemek istiyorum. Yatırımcının elindeki hisse senedi portföyünü çok da fazla çıkarmak istemediğini görüyoruz. Eğer öyle olsaydı zaten çok ciddi bir hacim artışı söz konusu olurdu. O yüzden piyasadaki yatırımcı kitlesi şu anda ne çok böyle bir alım taraftarı ne de hani elindeki işte portföyü satma taraftarı. Biraz izlemeye geçmiş durumda açıkçası. Yani 8100'lerin altına geçmiş olmamız itibariyle işte yani bu sabahki hareketten bahsediyorum. Bir baskı var ama yatırımcı çok da böyle çok satayım, evet portföyü boşaltayım tarafında değil. Alım içinde belki 7800'ler beklenebilir. Buralara doğru bir geri çekilme olursa 7800'leri alım tarafında kullanmak olumludur, iyidir diye düşünüyorum. Ben şimdilik biraz daha hani izleme taraftarıyım ama 7800'lerin altına gelirsek net satış için teknik anlamda kuvvetli bir sinyal doğacak. Yabancı da 2 haftadır satış tarafında yani geçen haftayı dahil etmiyorum tabii onları Perşembe göreceğiz ama işte 300-330 milyon dolarlık bir yabancı satışı oldu geçtiğimiz 2 haftada. Yabancının da çok da fazla sahada olmadığı bir dönemdeyiz. Yine bir rayı toparlayacak olursam da ben şimdilik izlemedeyim. 7800'lerin altında satışa geçebiliriz ama 7800'lerde böyle alım için şu anda uygun görünüyor Şener. Biliyorsunuz.